FMK Karavan'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar çok heyecanla inşa ettiğimiz bir karavanı şu anda bu videoda sizlere tanıtmaya çalışacağım. Arkamda görmüş olduğunuz 1994 model Land Rover Defender eski askeri ambulansı karavana çevirdik. Tepesinde gördüğünüz üzere dubleks bir karavan yaptık. Ve tabii ki dubleks deyince FMK Karavan'dan çıktıysa akıllı bir karavan olarak tasarladık. Dokunmatik kontrol panelimizle birlikte istediğimiz her yerden tablet ekranımızdan aracımızı kontrol edebiliyoruz. Akülerimizi izleyebiliyoruz. Su göstergelerimizi görebiliyoruz. Aydınlatmalarımızı çalıştırıp pop-up'ımızı açıp kapatabiliyoruz. Bilginiz olsun. Bu videoda sizlere arkamda görmüş olduğunuz bu güzel aracı tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle dış tarafından bahsedecek olursak dışında gördüğünüz rengi eski fotoğrafları da size göstermeye çalışacağım. Dışında gördüğünüz rengi kendimiz yaptık. Mat, haki, yeşil yaptık aracımızı ve tepesine pop-up koyduk. Aracın bütün dış cepheleri off-road ışıklarla çevrili ve içerideki yaşam akülerine bağlı. Bunlar birazdan sizlere tabletten bunları nasıl açıp kapattığımızı da göstermeye çalışırım. Şöyle aracın dışından birazcık bahsedecek olursak hemen şöyle klasik bütün arabalarda yaptığımız klasik bütün arabalarda koyduğumuz burada sıcaklığı, soğukluğu, dış duşumuzu görebiliyorsunuz. Buraya baktığınızda burada kasetli tuvaletimizin kapağı mevcuttur. 20 litre kasetli tuvalet. Zaten bizim videolarımızı takip edenler artık biliyorsunuz. Yani macaratörlü tuvalet yok, elle bomba, elektrikli yok, elle pompalı bilmem ne gibi tuvaletleri kesinlikle karavanda kabul etmiyoruz ve etik bulmuyoruz. Karavan tuvaleti dediğimiz kesinlikle kasetli tuvalettir. Şimdi arkadaşlar en eğlenceli noktalardan bir tanesi şöyle baktığınızda uzunca bir çekyat görmektesiniz. Aracımızda bu arada normal şartlarda ben bu araçta ayakta duramıyorum. Diyorum ki arkadaş ben bu araçta ayakta durmak istiyorum. İşte yapacağım hareket şu. Burayı kaldırıyorum ve pistonumu kilitliyorum arkadaşlar. Şöyle. Artık aracın içinde ayakta durabilmekteyim. Dikkat ederseniz bakın burada direkt banyo, lavabo kısmımız var. Banyoda da bu şekilde ayakta durabileceğim, duş alabileceğim. Ve burası da yani bakmayın aracın küçük olduğuna kocaman da bir banyosu, tuvaleti var. Yukarısı ise bizim pop-up tavan yatağımız. Buradan yukarıya çıkıp da yatmaya gidebiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki aşağı kısımda neler var diye soracak olursanız arkadaşlar. Hemen sizlere aşağı kısımda yemek yeme imkanlarımızı göstermek istiyorum. Bakın şuradaki minderleri kaldırdım buradan. Burada karşımıza ne çıkıyor? Bir masa çıkıyor. Masa tamamen bizim kendi tasarımımız. Pop-up kendi tasarımımız, masa kendi tasarımımız arkadaşlar. Buradan ekrandan diyorum ki yatağım masaya da yemek pozisyonuna dönüşsün. Ve ben burada yemek yemek istiyorum diyorum. Ve arkadaşlar artık ben burayı bir masa olarak kullanabilmekteyim. Hatta diyeceksiniz ki iyi de tek kişi mi oturacak burada? İsterseniz burada iki kişi dahi oturabilir. Yapmam gereken tek şey şu. Arkadaşlar dört kişi burada oturup keyif yapabilir ve yemek yiyebilir. Burası da tamamen müşterimizle birlikte oturup düşündük, tasarladık ve uygulamaya koyduk. Burada yatağın altından elektrikle çıkan masa bizim kendi tasarımımız ve bu şekilde aynı şekilde şöyle bakarsanız burası da genişleyebilmektedir. Dört kişi bu şekilde burada
çok rahat bir şekilde yemek yiyebilmekte. En çok merak edeceğiniz konulardan bir tanesi ise buranın nasıl yatağa dönüştüğüyle alakalı. Tekrardan burayı böyle dışarıya alıyorum. Buradaki minderimi buraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar, burada karşıdan karşıya bir tane ahşabımız var. Burada bir tane masanın üzerine dengelen minderimiz ve burada da buradaki ahşaba dengelen minderimiz mevcuttur. Ve ne yapıyoruz? Burada yatıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Burada keyif yapıyoruz arkadaşlar. Burası neredeyse 2,5 metreye. Tabii birazcık genişliği dar. Ancak burada çiftler yatabilir. Birazcık romantik bir ortam oluşacak tabii burada. Bu şekilde yatılabilmektedir. Arkadaşlar, yemek pişirme imkanlarına baktığımızda ise burada hem çift gözlü ocağımız hem katlanır lavabomuz mevcuttur. Onları burada görebilirsiniz. Aynı zamanda da camlarımız bu şekilde pistonlu ve dışarıya doğru açılabilmekte. İstediğimizde buranın sinekliğini ya da gölgeliğini açıp kapatabilmekteyiz. Burada depolama imkanlarımız var. Bir tane tombul tüpümüz mevcuttur. Burada hem ocağımız hem de su ısıtıcımız buradaki tüple çalışmaktadır. Şimdi arkadaşlar giriyoruz daha önemli bir odaya. Evet, şimdi arkadaşlar burada çift katlanır kapaklı kapımız mevcut. Diyeceksiniz ki peki ya sen burada duş alabiliyor musun? Göstermek istiyorum. Daha önce takipçilerimiz bana senin videolarında en çok hoşumuza giden, en çok eğlendiğimiz noktalardan bir tanesi banyoya girip de banyonun ölçüsünü gösterdiği anlar oluyordu demişlerdi. Arkadaşlar ben 120 kilo, 1.87 boyunda bir adam olarak sizlere şu anda bu banyonun içine girip de ama ilk başta ne yapıyoruz? Evet. İlk başta ne yapıyoruz? Tabii ki tabletimizden VC'nin ışığını yakıyoruz. Ve buradan ben bakın bu VC'de bir kere ayakta durabiliyorum. Ben bu VC'de ayakta durabiliyorum. Ve burada tuvalet ihtiyacımı giderebiliyorum. Arkadaşlar burada lavabomuz, duşumuz, tuvaletimiz, su ısıtıcımız vesaire hepsi mevcuttur. Tabii ki birazcık dar, şunu da unutmamak gerekiyor ki bir Defender'ın içindeyiz. Bir Land Rover 4x4 Jeep'in içinde olduğumuzu unutmamamız gerekir. Hatta şu lükse bakın, ben burada ayakta bile durabilmekteyim. Başladım mı? Evet arkadaşlar, şimdi yapacağım şeylerden bir tanesi hop buradan koruma demirimi kaldırıyorum ve tavanımı indiriyorum. Yukarıda çok güzel manzaralı bir yatağım var. Bir de dört tarafındaki pencereler burada nasıl biliyor musunuz? Püfür püfür esmekte arkadaşlar. Şu anda ne yapacağım? Buradan merdivenimi açıyorum. Merdivenimi buraya dayıyorum. Ve buradan yukarıdaki yatağıma çıkıyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi burada da öncelikle bir aydınlatmamız var. İç yüksekliğimiz, bu arada süngerimiz 12 santimlik, acayip konforlu bir yatağımız mevcut. Burada iç yükseklik 100 santimlik bir iç yüksekliğimiz var. Ve şöyle ön baş kısmında. Yanlarda. Hem havalandırma hem de manzarayı seyretme pencerelerimiz mevcuttur arkadaşlar. Böyle buradan burayı açtığımda zaten muazzam bir havalandırma olmuş oluyor. Böyle sıcak yaz günlerinde güzel manzaraya çektiniz, pop-up'ınızı açtınız, yatacağınız yerde burada sineklikli pencerelerimizi de açıyoruz ve buranın keyfine gerçekten parayla falan ölçülebilecek bir keyif değil arkadaşlar. Muazzam bir ortam oluşturuyor. Evet arkadaşlar, şimdi işte bakın dördüncü penceremizi de açmış olduk. Devlet arkadaşım tabii şimdi içeride, ikimiz de yukarıda, hani tam böyle bir şekilde size gösteremeyeceğimiz için Devlet dışarıya çıktı ve dışarıdan içeriği çekmekte. Ben sizlere burada şimdi aşağıda ortam ısısı çalıştığında şurada bir 10 santimlik boşluğumuz var. Sıcak hava yükseleceğinden dolayı üst katı da ısıtacaktır. Kış günlerinde dahi kullanılabilir bir pop-up'tan bahsediyoruz. Hem şu gördüğünüz kumaşlar çift katman ve su geçirmez kumaşlardır. Su, yağmur, rüzgar vesaire kesinlikle geçirmeyecektir. Ve arkadaşlar şurada sizlere bu keyifli yeri göstermek istiyorum. Burada 2 metreye 120 santimlik bir yatağımız mevcuttur. Göbeğimde gözükmesin. Arkadaşlar aynı zamanda burada hem bir USB şarj noktası, hem 220 volt elektrik, hem de aydınlatma tuşları bulunmakta. Burada motorumuzu görüyorsunuz. Yukarısı aydınlatılabilmektedir. Bunun üzerinde de 2 tane güneş panelimiz mevcuttur. Şimdi ben tekrardan aşağıya inebilirim. Arkadaşlar bir itirafta bulunmak istiyorum. Şu ana kadar yaptığımız en eğlenceli, en keyifli karavanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tasarım olarak bir harika çıktı kesinlikle. Eksiksiz her şeyle bir karavan oldu. Bizlerin böyle değişik işler yapmayı sevdiğini bizi takip edenler bilir. Eğer ki siz de bir Defender yaptırmak isterseniz veya Defender boyutlarında başka araçlar yaptırmak isterseniz sizleri de FMK Karavan Atölyesi'ne bekleriz. Web sitemizde bütün tasarımlarla alakalı, yaptığımız tasarımlarla alakalı, donanım fiyatlarıyla alakalı bilgileri bulabilirsiniz. www.fmkkaravan.com'u ziyaret edebilirsiniz. Instagram'dan, YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Karavanımız hakkında düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Karavanla kalın.